Muharrem İnce, Babala TV yayını izlediniz mi? Muhtemelen izlediniz çünkü birkaç günde bile 8,5 milyon izlendi. Ve muhtemelen Babala TV programının en çok izlenen videosu olacak. Çünkü biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Muharrem İnce bayağı yükselişli olan bir siyasetçiydi. Ancak sonrasında bazı nedenlerden dolayı düşüşe geçti. Ve muhalif kitle burada ikiye ayrıldı. Muharrem çok sevenler ve Muharrem İnce'den nefret edenler. Bunun ortası yoktu. Ve bu program da tabii ki insanların bir nevi Muharrem İnce hakkında bir karara varmaları için güzel bir fırsattı. Bu yüzden de insanlar bu fırsatı kaçırmadı. Ben de yarın bu programı yorumladığım bir video yapacağım. Biraz gecikti bunun farkındayım çünkü son zamanlarda hem düzenim bozuldu hem de birazcık başka şeylerle uğraşmam gerekti. Ancak şu anda böyle bir derdim yok. O yüzden eski sisteme geçiyoruz. Yine eskisi gibi her gün video gelmeye devam edecek. O yüzden merak etmeyin yarın öğle saatlerinde Muharrem İnce videosu kanalda olacak. Ama ondan önce yorumlamak istediğim bir video var. Daha doğrusu bir reklam. Hatta bir reklam da değil. iki reklam. Bunlardan ilki şuydu. Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor. Evet, eminim ki bu reklamı ilk gördüğünüzde bir ürpermişsinizdir. Zaten sosyal medyadaki insanların çoğu da böyle yazmış. Bunun sebebi reklamın korkunç olmasından ziyade, böyle reklamlara alışık olmadığımızdan dolayı bilgisayarımıza bir şey olduğunu düşünmemizdi. Bu reklam mesela benim de karşıma çıktı. Evet, normalde premium'um var fakat bu videoyu başka bir bilgisayardan izlediğim için benim de karşıma bu reklam çıktı ve ilk başlarda bunun bir reklam olduğunu bile anlayamadım. Daha sonrasında ikinci reklamda karşıma çıktı. Sosyal medya fenomeni mi, yoksa Cumhurbaşkanı mı arıyoruz? Tekrar düşün. Ve garip bir şekilde bunlar aynı hesaptan da değil, iki farklı hesaptan verilmiş reklamlardı. Ve reklamların toplamı 100 bin bile izlenmemişti. Belli ki o kadar fazla bütçeleri yoktu ve bütçelerinin yettiği kadar reklam vermişlerdi. Çünkü YouTube'da normalde reklamların orijinal halleri 1 milyon, işte 2 milyon, 3 milyon hatta 4 milyon bile izlenir. Mesela AK Parti'nin reklamları çok fazla kişinin önüne çıktığı için 5 milyon bile izleniyor. Ancak bu iki videonun toplamları 100 bin bile etmiyor. Buradan da anlıyoruz ki, daha doğrusu ben böyle tahmin ediyorum ...bu reklamı muhtemelen Millet İttifakı yapmamıştır. Ha tabii ki Millet İttifakı'nı destekleyen biri yapmıştır, burası kesin. Çünkü reklamda oy bölmekten falan bahsediliyor. Ama dürüst olmak gerekirse yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup da böyle bir reklam vereceğini ben şahsen düşünmüyorum. Reklam verseydi bile emin olun daha fazla bütçe kullanırdı. Ve daha fazla insanın karşısına bu video çıkardı. Ama şu an vermiş oldukları reklam emin olun çok ucuz bir şey. Bu videoyu izleyen sen, ben bile yapabiliriz yani bunu. Ama reklam veren kişinin reklamlardan anladığı kesin. Çünkü çünkü komple YouTube'daki her videoya bu reklamı vermek yerine sadece bir videoyu hedef olarak seçebilmiş. Bu da en azından aşağı yukarı birazcık da olsa reklamlardan anlamanızı gerektiren bir şey. Ama sonuç olarak bu reklamı Kemal Kılıçdaroğlu vermedi. Böyle bir reklam yüzünden bu adama kızmanıza, Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda oy yok falan demenize hiç gerek yok. Ama diyelim ki gerçekten de bu reklamı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Ben şahsen kendisine yine çok fazla sinirlenmezdim. Çünkü Muharrem İnce'nin kendisine o kadar muhalefet olmasından sonra Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce muhalefet olması bana gayet normal gelirdi. Sırf bunun için kalkıp da bu çirkin saldırı buna o yok falan demezdim yani. Çünkü bu lafların kat ve kat daha kötüsünü üzgünüm ama Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na söylemişti. Açık açık bir tarafta PKK bir tarafta Hizbullahçılar demişti. Ki HDP masada bile değil yani masada olmayacağı net bir şekilde açıklanmışken, bakanlık verilmeyeceği de Meral Akşener tarafından doğrulanmışken böyle bir söylemde bulunmak bence doğru değildi. Peki Sadete yani bu reklamlara gelecek olursak bu reklamları kimi yaptığını öğrenebilir miyiz? Hayır. Kendileri herhangi bir şekilde bir iletişim adresi bırakmadığı sürece işte hakkında kısmında mesela bir Insta olur, Facebook olur, Twitter olur falan. Bunları bırakmadığı sürece veya söylemediği sürece bu insanların kim olduğunu anlamamız mümkün değil. Çünkü bu hesaplara girdiğimiz zaman hakkında kısmında sadece bunlar yazıyor. Bunlar da zaten bizim işimize yaramayacak şeyler. Herhangi bir kanala bu hesapla yorum atmış mı diye baktım o da yok. Yani anlayacağınız arkalarında herhangi bir iz bırakmamışlar. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bildiğiniz hazırda beklemişler. Hatta şöyle bir şey olmuş. Biliyorsunuz ki Oğuzhan Uğur normalde Babala TV yayınını 21.30'da yani 9.30'da yayınlayacaktı. Ancak kendisi dayanamadı ve erken yayınladı. Belirlenen saatten 40 dakika erken yayınladı. Fakat bu iki yapay zeka videoları tam 21.30'da yayınlandı. Yani birileri tarafından hali hazırda planlanmış şeylerdi bunlar. Ama hayır lütfen herhangi bir kanıt olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Oğuzhan Uğur'u suçlamayın. Hele ki Oğuzhan Uğur bunu asla yapmaz. Adam kendi videosuna niye böyle bir reklam versin? Şunu söyleyenler de olmuş işte Babala TV yayında şöyle bir reklam çıktı demek ki Oğuzhan Uğur bunu bilerek yapıyor falan. Hayır. Biz YouTuber'lar videomuzda çıkacak olan reklamlara karışamıyoruz. Yani videomuzda gördüğünüz reklamlar bizim kontrolümüz altında olan şeyler değil. Bunlar YouTube'un karar verdiği şeyler. Umarım konuyu anlamışsınızdır. O zaman yarın Babala TV incelemesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.